Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte mühendisler hayatımızı kolaylaştırmak için birbirinden güzel yapılar inşa etmekteler. Bu yapılar aynı zamanda görsel olarak da eşsiz bir manzarayı bizlere sunuyor. Bu videoda sizler için mühendislik dehası olan muhteşem yapıları hazırladık. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Millau Viadüğü, Fransa. Tan Nehri'nin bulunduğu vadiye inşa edilen viyadük, Millau ile Güney Fransa'yı birbirine bağlayan çelik kablolar ile desteklenmiş bir asma köprüdür. Köprünün tabliyesi adeta bulutların üzerinde uçuyor. İnşaat mühendisi ve mimar olan Norman Foster tarafından tasarlanan köprü, planı gören diğer meslektaşları bu yapıyı imal etmenin imkansız olduğunu söylüyorlardı. Bu köprünün gökyüzüne yakınlığı yüzünden saatte 225 km hıza ulaşan rüzgarlara ve bulunduğu arazi yüzünden toprak kaymalarına karşı dengede kalması gerekiyordu. Köprü, güneyden kuzeye doğru %3'lük bir eğimle yokuş aşağı bir şekilde inşa edilmiştir. Bu ünlü yapı, inşaat mühendisliğinin tüm sınırlarını sonuna kadar zorluyordu. Millau Viadüğü dünyanın en şöhretli köprüleri arasında gösterilir. Bunun nedeni sahip olduğu yüksekliktir. 343 metre yüksekliği ile Eiffel Kulesi'nden biraz daha yüksek ve Empire State binasından 37 metre daha kısadır. Projenin toplam maliyeti 394 milyon avrodur. Bailong Asansörü, Çin. Asansörlerin hayatımızı kolaylaştırdığı hiç kuşkusuz reddedilemez bir gerçektir. Günümüzde de bu nedenle birçok farklı asansör ile karşılaşabiliyoruz. Bu asansörlerden bir tanesi de Zhangjiajie Ulusal Parkı'nda yer almaktadır. Asansörün inşası ise 1999 yılında başlamış, çevreye zarar vermesi ve iş güvenliği kurallarına uyulmaması nedeniyle de inşaat sık sık durdurulmuştur. Bu nedenle de Bailong asansörünün tamamlanması 2002 yılını bulmuştur. Bir uçurumun yüzüne inşa edilen asansör, dünyanın en yüksek açık hava asansörüdür. 330 metre tırmanan asansörün 3 tarafı da cam ile kaplıdır. Çıkış 1 dakika sürer, çift yönlü asansörde tek seferde 50, günde 18 bin kişi taşınabiliyor. Yapılış amacı ise Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Wuling Yuan Kanyonu'nu daha iyi seyredebilmektir. Bitirildiği yıl olan 2002'den beri 5 milyon yabancı turist asansörden manzarayı görmeye gelmiştir. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, İsviçre. Big Bang ya da Büyük Patlama, evrenin yaklaşık 14 milyar yıl önce çok yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunulan bir bilimsel teoridir. Evrenin oluşumundaki sırları aydınlatmak için tasarlanan bu laboratuvarda, maddeyi yüksek sıcaklık ve yüksek yoğunlukta incelemek için tasarlanmıştır. Böylece büyük patlamadan hemen sonra oluşan plazma ortamındaki parçacıkları araştırarak yıllar önce olan büyük patlama hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır. Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi 1998 ve 2008 yılları arasında 100'e aşkın ülkeden 10.000 bilim insanı ve mühendisin katılımıyla inşa edildi. Laboratuvarın fiziksel özelliklerine gelecek olursak, İsviçre-Fransa sınırında yerin 100 metre altında kurulan ve yaklaşık 27 kilometre uzunluğunda olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, içinde süper iletken mıknatıslar bulunan halka şeklindeki tünellerden oluşur. Yerin 100 metre altında inşa edilen yapı, büyük patlama koşullarını sağlayarak önemli deneylere ev sahipliği yapmaktadır. 27 kilometre uzunluğunda olan tünel, dünyanın en soğuk buzdolabı olacak, zira süper iletken mıknatısları eksi 272 dereceye kadar soğutuldu. Bu özel yeraltı laboratuvarı yaklaşık 10 milyar dolara mal olmuştur. Proton parçacıklarını çok yüksek enerji ile çarpıştırılmak için yapılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile mühendislik kavramı doruklara ulaşmış durumda. Daha neler varmış kanalıma abone olarak bize destek olabilirsiniz.
videolarımızdan haberdar olmak için abone olduktan sonra gelen çan simgesine tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Videomuza devam edecek olursak sıradaki muhteşem mühendislik harikası olan yapıt Panama Kanalı. Panama, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan su yoludur. Kanal, Amerika Birleşik Devletleri tarafından tamamlanmış ve 1914 yılında hizmete açılmıştır. Kanalın yapımı, tarihin en büyük ve en zor mühendislik projelerinden biri olmuştur. 77 kilometre uzunluğundaki kanalın yapımı sırasında sıtma ve sarı humma gibi hastalıklardan büyük toprak kaymalarına kadar her türlü güçlükle karşılaşılmış ve yaklaşık 27.500 kanal çalışanı bu süreçte can vermiştir. Bu kanal, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'yı birbirinden ayırır. New York'tan San Francisco'ya gitmek isteyen gemiciler, Panama Kanalı'ndan önce Güney Amerika kıtasının en güneyi olan Horn burnundan geçmeleri gerekiyordu. Bu da yaklaşık 22.500 kilometre demekti. Panama Kanalı'ndan sonra Horn burnunu dolaşmadan 9.500 kilometre giderek San Francisco kıyılarına ulaşabilmektedir. Yaklaşık 13.000 kilometre kısalma olmuştur. Panama Kanalı, Süveyş Kanalı gibi olmayıp orta kısmında deniz seviyesinden yüksek Gatun Gölü vardır. Gatun Gölü, deniz seviyesinden 26 metre yüksekte bulunuyor. Okyanustan gelen gemi, kademeli olarak havuzlar vasıtasıyla göl seviyesine kadar yükseltilir. Yolun büyük bir kısmı bu gölde olup sonra tekrardan havuzlar yardımıyla kademeli olarak diğer okyanusun seviyesine indirilir. Bundan dolayı kanal bir su asansörü görevi görmektedir. Kanal boyunca yolculuk yaklaşık 9 saat sürmektedir. Kanaldan yılda ortalama 15 ile 20 bin civarında gemi geçmektedir. Dünyanın en büyük gemileri rahatlıkla bu kanaldan geçebilmektedir. Panama Kanalı dünyanın mühendislik harikasıdır ve en pahalı kanaldır. Bu kanalın maliyeti yaklaşık 17 milyar dolardır. Kanal, bölgenin sosyoekonomik koşullarını geliştirmiştir. Panama Kanalı ile Panama halkının refah seviyesi yükselmiş, kanal, ülkenin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Akashi Kaikyo Köprüsü, Japonya. Japonya'da Kobe şehri ile Awaji adasını birbirine bağlayan dünyanın en uzun asma köprüsüdür. 1991 metre uzunluğundadır. En yüksek noktası 282.8 metredir. Köprünün inşaatı 1988'de başlamış, 10 yıl sürmüştür. İşçiler inanılmaz derecede karışık iklim koşullarıyla köprüyü inşa etmek zorunda kaldılar. Akashi Boğazı, dünyanın en yoğun deniz trafiğine sahip boğazıdır. Günlük yaklaşık 1500 gemi bu önemli su yolunu kullanıyor olmasından dolayı inşaat süreci öyle güzel bir köprü gibi görünmüyor. Üstelik tayfun bölgesinde yer alır, rüzgarın hızı saatte 290 kilometreye kadar ulaşır. Bu köprünün inşaatında asma köprü teknolojisi en son sınırına ulaşmıştır. Köprü ayakları denizde inşa edileceğinden ilk olarak karada kolonların temelleri dökülmüştür ve sonrasında denize batırılmıştır. Su altı temellerinin inşasında farklı metotlar uygulanmıştır. Kolonların su üstünde kalan kısımları içinse durum çok farklıydı. Su üstünde kalan kolonların istenilen biçimde olması için bölgenin çevre koşulları pek uygun değildi. Bu yüzden beton yapılar koruyucu boyalarla kaplandı. Daha sonra kule ayakları da batırılan kolonların üzerine inşa edilmiş ve köprünün entegresi kolay hale getirilmiştir. Daha sonra helikopterler aracılığı ile çelik halatlar kulelere bağlanmıştır. Köprü 1990 metre uzunluğunda yapılmış, 1995'teki 7.2 büyüklüğünde Kobe depreminden sonra 1 metre daha uzatılmıştır. Deprem köprüyü yalnız 1 yıl geciktirmiş ve köprüde 5 milyon dolarlık hasara sebep olmuştur. Videonun sonuna geldik. Beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.